Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter. Bu cümle 20. yüzyılın en etkin isimlerinden birine ait. O ırkçılıkla mücadelenin en önemli sembollerinden, o konuşmalarıyla kitleleri harekete geçiren, o canı pahasına doğruların peşini bırakmayan biri. O doğduğu ve yaşadığı Amerika'da siyah-beyaz ayrımının adaletsizliğini gözler önüne seren Malcolm X. Onu anlamak ve anlatmak için hakkında çok fazla şey yazılıp çizildi. Davası adına sembolleşen Malcolm'un sözleri ise hafızalara kazındı. Dava ve özgürlük savaşçısı Malcolm X, kısa ömrünü ölümsüzleştirerek yıllar boyu insanlığa bir ibret ışığı oldu. Gelişmelere geçmeden önce videolarımızdan anında haberdar olmak ve bize destek olmak için lütfen kanala abone olup silikonundan bildirimleri açmayı unutmayınız. Videoyu beğenerek de daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Acı, gaflet, mücadele, hakikat ve şehadet. İşte Malcolm X'in hayatı. Tarih 19 Mayıs 1925. İleride ırkçılıkla mücadelelerin en önemli sembollerinden birisi haline gelecek olan Malcolm, Amerika'nın orta eyaletlerinden birinde Nebraska'da dünyaya geldi. Malcolm X mütevazı Liddle ailesinin 4. çocuğuydu. Babası Earl Liddle, Afrikalıların Amerika'da asla özgür olamayacağını savunan ve ülkelerine dönme ideali taşıyan bir rahipti. Early tüm vaazlarında ayrımcılığı ve zulmü siyahilere hak gören Amerika'ya karşı konuşuyordu. Irkçı örgüt Ku Klux Klan, Malcolm'un babası Liddle'a düşmandı. Irkçı beyazlar Liddle'ların evlerini ateşe vermesiyle Malcolm daha 4 yaşında dehşete şahit oldu. Olayın üstünden henüz 2 yıl geçmişken 6 yaşında babasını kaybetti. Resmi kayıtlara tramvay kazası olarak geçse de babası faili meçhul bir cinayetin kurbanı oldu. 12 yaşına gelen Malcolm Liddle çok daha büyük travmalara şahit oldu çünkü annesi acılara daha fazla dayanamadı ve akıl hastanesine yerleştirildi. Malcolm ve 6 kardeşi de farklı farklı ailelerin yanına verildi. Malcolm'un beyazlarla ilgili düşüncelerinin ilk tohumları işte bu yıllarda atıldı. Malcolm zeki ve oldukça başarılı bir öğrenciydi. Hayali avukat olmaktı. Bir gün öğretmenine hayalini söyledi. Öğretmeninin verdiği cevapsa, "Neden marangoz olmuyorsun? Siyahiler için daha gerçekçi bir hayaldir." Bu cevapla Malcolm'un beyaz düşmanlığını körüklemiş oldu. Malcolm bu cümlenin kendisindeki tesirini yıllar sonra şöyle anlatıyor. "Beyaz dünyada yeteneği ne olursa olsun kariyer hedefleyen bir siyahi için yer olmadığını düşündüm. Ona göre ırkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktı. Gelecekte davanın ve Amerika'ya karşı mücadelenin ana sözcüsü haline gelecek olan Malcolm, siyahilere yapılan adaletsizliğe karşı şu sözleri söylemişti. Bir zenciye uygulanan şiddet modeli hep aynı modeli izler. Sana saldırırlar, ağzını burnunu dağıtırlar. Sonra mahkemeye çıkarıp saldırıdan yargılarlar. Bu nasıl demokrasi? Ölümünden 55 yıl sonra bir şey değişti mi? Pek sayılmaz. 14 yaşından 18 yaşına kadar Boston'da üvey ablasının yanında kalan Malcolm'a askerlik yaşı geldiğinde amacın ne diye sorulduğunda siyahi askerleri organize etmek, silah çalmak ve biraz kraker öldürmek için güneye gönderilmek istediğini söyledi. Bu cevap üzerine askerlik için zihinsel yetersizlik hükmü aldı ve askere gitmekten muaf oldu. Gönderildiği ıslah evinden çıktığında garson ve ayakkabı boyacılığıyla işe başladı. Sonra siyahiler için itibar anlamına gelen gece hayatıyla tanışmasıyla Harlem yılları başladı. Kirli bir hayatın içinde buldu kendini. Hakikatten, sorgulamadan, düşünmekten uzak. İçini kaplayan beyaz nefretiyle boğuşup durdu. Her türlü kirli işe bulaştı. Bir gün hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan Malcolm 8 yıl hüküm giydi ve hapishane yılları başladı. Hırsızlıktan hüküm giyen Malcolm iki ayrı cezaevinde kaldı. Önce Charleston, sonra Concord cezaevi. Zenci milliyetçiliğini savunan Elijah Muhammed'le ilk tanışması bu yıllarda gerçekleşti. Beyazlara duyduğu derin öfke Elijah'ın görüşmelerini benimsemesini kolaylaştırdı. 1948'in sonlarında nakledildiği Norfolk hapishanesinde arkadaşları aracılığıyla Elijah Muhammed'le de mektuplaştı. 7 Ağustos 1952'de hapisten çıkan Malcolm çıkar çıkmaz Elijah'ın örgütü Nation of Islam, İslam Milleti Hareketi'ne katıldı. Gerçek bir aydınlanış değildi ama içinde bulunduğu gafletten bir nebze kurtulduğunu hissediyordu. Malcolm'un katıldığı Nation of Islam'a göre siyahiler üstün, beyazlar şeytandı. Onlardan kurtulmak gerekiyordu.
Malcolm davanın isimsiz bir savunucusu olmasını simgelemek için Little olan soy ismini X olarak değiştirdi. O enerjik, teşkilatçı, hareketli, sağlam bir hatipti. Malcolm X'in bu yolda dikkatleri üstünde toplaması zor olmadı. O örgütün sesi haline gelmişti ancak yine de Elijah Muhammed'in önüne geçmemek için her konuşmasına onun ismiyle başladı. Yine aynı örgüte mensup Betty ile Ocak 1958'de evlenen Malcolm'un 6 kızı oldu. Kızlarından 4'ü Malcolm hayattayken dünyaya geldi. İkiz olan diğer kızları ise onun vefatından sonra. O kızlarına beyaz ve batılılara duyduğu öfke sebebiyle Attila, Kubilay, İlyas, Melek ve Melike isimlerini verdi. Sonraki yıllarda Malcolm'un yükselen grafiği Elijah Muhammed'i korkuturken Malcolm, Elijah Muhammed'in özel hayatını sorgulamaya girişti. İki eski sekreterinin çocuklarının babası olduğu iddiasıyla Elijah aleyhine nafaka davası açması Elijah'ı Malcolm'un gözünden düşürdü. Malcolm'la Elijah arasındaki sıcak ilişkide ciddi çatlaklar oluşmuştu. Daha sonra Elijah'ın Kennedy suikastı üzerine Kasım 1963'te Malcolm'a 90 gün süreyle konuşma yasağı koyması gerginliği arttırdı ve Malcolm X'in içindeki derin şüpheler onu Nation of Islam'dan uzaklaştırdı. Mart 1964'te Elijah Muhammed ve Nation of Islam hareketinden ayrılan Malcolm artık yerinin Elijah'ın yanı değil zenci yerleşimler olduğuna karar verdi. Bu dönemde İslam anlayışı değişmeye başladı. Beyaz adamın şeytan olduğu görüşünden vazgeçti. Nisan 1964'te kutlu bir yolculuğa niyet eden Malcolm doğru İslam'ı tanıdı. O önce Mısır'a ardından kutsal topraklara gitti ve Müslüman ülkelerin diplomatlarıyla görüşerek İslamiyet hakkında bilgiler aldı. Malcolm hayatının bu döneminde El-Hac Malik Eş-Şahbaz adını kullanmaya başladı. Bu isim Güney Asya'dan Amerika'ya gelen Müslümanların Farsça'da doğan anlamına gelen mecazen yiğit, yüksek görüşlü ve himmet sahibi anlamına geliyordu. Malcolm X gerçek dönüm noktasını içindeki beyaz nefreti yerini hakiki Müslümanlığa bıraktığında yaşamıştı. Beyazlar da onunla birlikte ibadet ediyor, aynı Allah'a inanıyordu. Ona selam veriyor, onunla kucaklaşıyorlardı. Malcolm bu duruma çok şaşırmıştı. Eşine gönderdiği mektupta bunu ifade etmek için "Betty, bu sözlerime belki şaşıracaksın ama gözleri mavi, saçları sarı, tenleri bembeyaz olan Müslüman kardeşlerimle aynı bardaktan su içtim, aynı kaptan yemek yedim. Biz hepimiz kardeşiz. Rengimiz ya da ırkımız ne olursa olsun hepimiz insanız ve aynı Allah'a inanıyoruz." yazıyordu. O Mekke'den arınmış, rahatlamış ve hakikatin nuruyla aydınlanmış bir halde Malik el-Şahbaz olarak döndü. O yaptığı bir konuşmada hacıdayken Amerika'da beyaz tenli olarak görülen birçok Müslümanla karşılaştığından bahsetmişti. Konuşmada karşılaştığı Müslümanların kendilerine beyaz demediği, onların kendilerini insan ailesine ait olan insanlar olarak baktığını söyledi. Malcolm'a göre bu insanlar kendisine Amerika'da beyaz diyen adamlarla karşılaştırıldığında oldukça farklıydı. Eğer Amerika'daki beyazlar Müslümanlığı öğrenirlerse onların da değişebileceğine inanıyordu. Malcolm yaptığı o meşhur basın açıklamasında örgütten ayrıldığını şu sözlerle ilan etti. "Bugün ben kendi adıma konuşuyorum. Önceden Elijah Muhammed'in öğretilerini anlatıyordum, onun adına konuşuyordum. Ama şimdi kendi düşüncelerimi, kendi analizlerimi anlatıyorum." Daha önceki dönemlerde de çeşitli tehditler alan Malcolm X, siyahi ırkçılıktan vazgeçtiği gerekçesiyle İslam milleti üyelerinden de tehditler almaya başladı ve güvenlik önlemlerine başvurdu. Sonrasında ise Malcolm ve ailesi için zor günler başladı. Çocukluğunda olduğu gibi tehlike evine kadar gelmişti. Malcolm X'in eşi Betty ve 4 kızıyla yaşadığı New York'un East Elmhurst mahallesindeki evi, 15 Şubat 1965'te bombalandığı şans eseri kimse yara almadı ancak tehditlerin arkası kesilmedi. Ailesi için endişeli olan Malcolm ölümle kendisinin burun buruna olduğunu hissediyordu. Hem CIA hem Elijah'ın örgütü telefonlarını dinliyor peşinden ayrılmıyordu. Ve tarih 21 Şubat 1965. Harlem'deki Audubon Balo Salonu'nda selam verdiği konuşmaya başladı. Esselamu Aleyküm. Brother.
Bir anda salon karıştı. Malcolm'a hedef alan silahtan çıkan kurşun sesleri semaya kadar yükseldi. Hastaneye kaldırılan Malcolm X kurtarılamadı ve 49 yaşında hayata gözlerini yumdu. Malcolm X'in 27 Şubat 1965'te düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. İslam Milleti üyesi 3 kişinin cinayet suçundan mahkum edilmesine rağmen, suikastin arkasında hayatının son döneminde Malcolm X'i sıkı takip altında tutan Federal Soruşturma Bürosu'nun olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Babası Malcolm X'in suikaste uğradığında kendisinin 2 yaşında olduğunu belirten kızı İlyas Şahbaz, buna rağmen annesinin evde sık sık babasından bahsederek o varmış gibi hissedilmesini sağladığını söyledi. Şahbaz, iletişim başkanlığınca düzenlenen Malcolm X ve onun dünyası konferansına katılmış ve yaptığı konuşmada Türkiye'de bulunmaktan ve babasının İslam üzerindeki etkisi hakkında konuşmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. O konuşmasında aynı babası gibi yükselen İslamofobiye karşı tepkisini göstererek "Bizler bu hikayenin anlatıcısı olmalıyız. Onların İslam budur demelerini kabul edemeyiz. İslam'daki gururu ve güzellikleri anlatmalı, bölünmüşlükten kurtulmalıyız," dedi. Adalet ve eşitlik için verdiği mücadelenin öğretileri nesiller boyu birçok kişiye yol gösteren ve birçok kişinin İslam'ı benimsemesine vesile olan Malcolm X. Hayatı boyunca baskılara karşı yılmadı. Malcolm X'in hem zorluklar ve mücadeleyle dolu hayatı hem de düşünceleri hayattayken olduğu gibi öldükten sonra da insanlara ilham kaynağı olmaya devam etti. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızdan anında haberdar olmak ve bize destek olmak için lütfen abone olup silikonundan bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.